baksana nasıl kaçıyor. Gir kendine gel ya. Hadi girin içeri. Hadi gir. Rezil ettin bizi millete Kadir. Ya olduk yani bırak zaten. Allah. Utanmadan gelmiş bir de. Sen bizi ne zannettin be hırsız? Bütün gün Fingir'de, akşam olunca da gel yüzümüze bak. Sus artık yeter. Konu komşu duydu hep. Ne susturuyorsun ana sen de? Bak bakalım ne yazıyor bizim alnımızda. Ne yaptın Kadir? Tutamadın kendini ya. Az bile yaptı. Öldürmediğine şükretsin. Ne diyorsunuz siz ya? Konuşmasına bile fırsat vermediniz kızın daha. Ne konuşacak? Biz o kadar geniş değiliz. Onunla bununla açtan fişte sonra da... Sus! Terbiyesizlik etme. Kapat ağzını. Kadir! Kadir! Ne yapıyorsun? Ya bırak, bırak ya! Kadir! Yapma! Kadir! Bırak şunları, çekip sana! Bırak! Bırak şunları, bırak! Temizleyelim şunu. Kötü olmuş. Babam sabah seni bir arabaya binerken görmüş. Kimdi o Lale? Tanıdığın biri miydi? Senin kendi isteğini bilmediğini düşündüm. Aklıma kötü kötü şeyler geldi. Yakalattığın adamlar vardı hani. Hesap sormak istediler diye düşündüm. Telefonun da kapalıydı. Korktum, polise bile gittik. Lale neler oluyor? Anlat bana, söyle. Bizimkilerin haksızlık yaptıklarını söyle. Ayıp ettiğini söyle ne olur. Haklılar. Hakaret değil söyledikleri. Gerçek. Hepsini hak ettim ben. Yalan söylüyorsun. Başka bir şey var. Yok. Her şey ortada. Nereden geldiğin belli. İstesem de geçmişim bırakmıyor peşimi. Bırakmayacak. Her şey yeniden başlamıştın. Yepyeni bir hayat kuruyordunuz. Boşa çabaymış anladım. Deli deli konuşma. Geçmiş silinmiyor Menekşe. Pislik yapışmış üzerime bir kere. Ne kadar yıkasam yine de çıkmıyor. Unutulmuyor hiçbir şey. Unutulmayacak. Unutulmayacak. Kadir. Kadir. Yeter. Hadi bir yüzünü yıka gel. O benim yengem Halil, yengem. Tamam. Ya abimin karısı ya, abimin tamam. Karısı ya. Olmaz olsun. Karısı marısı değil artık. Boşayacak namussuz. Bakın, bir kez daha söylüyorum size. Lale'yi dinlemediniz bile. Ne dinleyeceğiz ya? Bir de anlatsın tam olsun bari ha? Ya ne olduğunu öğrenmeden suçluyorsunuz kızı. Bunlar böyle oğlum. O adam bir tanıdığı olamaz mı? He? Size söylemeyeceği başka bir şey olamaz mı? Niye hemen her şeyi kötüye alıyorsunuz ya? Görünen köy kılavuz istemez. Sordu Kadir. Kimdi dedi. Niye ağzını açıp cevap vermedi? Bırakmadınız veremedim dersini ya. Annenizi dinleseydiniz bunlar başımıza gelmeyecekti. İlk gördüğüm anda vermiştim notlarını. Sana da söyledim.
Çocuklar o kadınlara dadandı. Başlarına iş açılacak dedim. Dinlemedin. Gençtir onlar, bırak. Al işte, bıraktık. Biri mezara girdi, Kadir'i mahvetti. Bu da kırıp bacaklarına oturamadı. Hepimizi perişan etti. Oturur mu? Alışmış kudurmuştan beterdir. Yılan, yılan zehirledi oğlumu. Evladıma hasret kaldım onun yüzünden. Hepimize sırt çevirip gitti. Bunun için mi? Böyle bir kadın için mi? Kadir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Sen bunu iyi biliyorsun. Bugün olanlar da düşündüğün gibi olmayabilir. Hadi kalk. Yıka yüzünü. Gel bakalım. Hadi. Hayatta hiçbir şeyim olmadı benim. Yusuf'u tanıyıncaya kadar. Çok sevdim onu. Çok. Ben Yusuf'a ihanet etmedim. Ama biz birlikte olamayız. Benden ona hayır gelmez. Sırtına yük olurum. Başına bela. Hem de ömür boyunca. Abim seni seviyor. Yusuf'a zarardan başka bir şey veremem ben. Ona haksızlık edemem. Bu iş bitti Menekşe. Ne yapayım? Denedim, olmadı. Hayattan bir şans istedim, vermedi. Lale, neler oldu bugün? Ne değişti, söyler misin? Söylemiyorsun. Annemler yanlış... Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.